Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Mantık dersimizin 3. ünitesi olan mantık ve dil konusuyla karşınızdayım. Diğer ünitelere göre kısa bir ünite bu değerli arkadaşım. O yüzden hemen başlayalım ve çabucak bitirelim. Peki neyle başlayalım? İlk olarak dilin ne olduğunu tanımlayarak başlayalım. Dil nedir? Kendi zihnimizdeki bir ifadeyi başka bir zihne aktarmaya yarayan bir araçtır. Hocam daha profesyonel olarak tanımlasanız, tanımlayalım. Dil dediğimiz şey duygularımızı, düşüncelerimizi, hislerimizi karşı tarafa aktarmadır. Bir iletişim görevini sağlayan temel araçtır. Ve dilin kemiği yoktur, baştan söyleyeyim. O yüzden ne düşündüğüne dikkat et ve bu düşündüğünü ifade ederken bir kez daha dikkat etmen lazım. Peki her ifade ettiğimiz şey anlaşılabilir mi? Hayır, anlaşılamaz. Bu kelimelerden kaynaklanabilir, bizden kaynaklanabilir, karşıdaki kişinin kapasitesinden kaynaklanabilir vesaire vesaire. Peki hocam, mantıkla dil arasında ne gibi bir ilişki var? Niye bu dersi anlatıyoruz? Şundan dolayı anlatıyoruz. Değerli arkadaşım, mantık düşünce bilimi midir? Doğru düşünme midir? Evet hocam, öyledir. Peki düşündüğünü nasıl ifade edeceksin? Dumanla mı? Değil. Neyle? Dille ifade edeceksin. O halde düşünüyoruz. Düşündüğümüzü ifade etmek için de dile ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü dilin kelime anlamına, ya da şöyle diyeyim size, mantığın kelime anlamına bakarsak onun Arapçada nutuk anlamına geldiğini ve nutuğun da kelime olarak konuşma anlamına geldiğini görürüz. Yani dille mantık arasında ayrılmaz zorunlu bir ilişki vardır. Dil düşünmenin elbisesidir. Peki gelin dilin başka özellikleri nelermiş onları görelim. Şunları sayabiliriz. İlk olarak dil düşüncenin kalıbıdır, taşıtıdır. Dil yalnızca insan topluluklarında bulunan bir yetenektir. Düşünceyi dil somutlaştırır. Dil ve düşünce arasında sıkı bir ilişki, bir bağ vardır. Düşüncenin düşünce olabilmesi, düşünce değeri taşıyabilmesi için söz haline gelebilmesi, yani söze dökülmesi lazım. Dil düşüncenin, düşünce de dilin bir kağıdın iki yüzü gibi ayrılmaz parçalarıdır. Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemidir diyebiliriz. Ve dilin görevlerine gelelim. Buraya dikkat et. Çünkü eğer bu konudan soru gelirse %90 dilin görevlerinden gelebilir diye düşünüyorum. Onu da belirteyim. Dilin görevleri olarak şunları sayabiliriz. Bildirme, belirtme, yaptırma, törensel ve eylemsel görevlerinden bahsediyoruz. Gelin bunların tek tek açıklamalarına bakalım. İlk olarak dilin bildirme görevine bakalım. Dilin bildirme görevi, dilin inanç, tahmin ve bilgi görevidir. Yani bilgi aktarılma olayıdır. Eğer bilgi söz konusuysa neyi işaretliyorsun? Dilin bildirme görevini işaretliyorsun. Yani ne gibi? Mantığın kurucusu Aristoteles'tir, bir bilgi. Yarın hava yağışlıdır, bir bilgi. İşte ne diyelim, Ütopya kitabının yazarı Thomas More'dur. Ya da Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. Bakın, hepsi bilgi mi? Evet, bilgi. O halde işaretleyeceğin şey nedir? Dilin bildirme görevidir. Gelelim dilin belirtme görevine. Anahtar kelimen nedir? Duygudur. Dilin herhangi bir durum karşısında gösterdiği duygusal tepkiye biz dilin belirtme görevi diyoruz. Mesela ne gibi? Yaşasın, her şey çok güzel, huzurluyum, çok mutluyum, ay çok üzüntülüyüm. Ya da yine mi sen? Kapat kesin videoyu. Deme tabi. Bunların hepsi duyguyla ilgilidir. O halde nereye gideceksin? Dilin belirtme görevine gideceksin. Harika. Duyguyu gördüğün yerde aklına ne geliyor? Dilin belirtme görevi geliyor. Üçüncü olarak dilin yaptırma görevine bakalım. Dilin insanların davranışlarını etkileme ve yönlendirme görevidir. Eğer emir cümlesi görüyorsan dilin arkadaşım yaptırma görevini işaretle. Kapıyı kapat, camı aç. Ya da bana su getir ya da şunu yap gibi emir cümleleri nedir? Yaptırmadır. Ve şunu da görebilirsin, mesela soru cümleleri. Kitabı getirecek misin diye sorduğunda da yine dilin yaptırma göreviyle karşı karşıyasın. Dördüncü dilin görevine bakalım. Törensel görevini görüyoruz. Dilin sosyal ilişkileri başlatmak, devam ettirmek ve güçlendirmek amacıyla kullanılması olayıdır. Yani nezakettir. İyi akşamlar, merhabalar, iyi günler. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Bunların hepsi değerli arkadaşım dilin törensel görevidir. Son olarak dilin eylemsel görevine bakalım. Bu nedir? Dilin eylem alanına taşınması görevidir. Yani söz vermek, onaylamak, reddetmek, yapmak, etmek, görmek, bunların hepsi dilin eylemsel görevidir. Şimdi bu gördüğümüz dilin görevleriyle ilgili sorular çözelim, eşleştirmeler yapalım ve daha da pekiştirelim. İlk olarak karşımıza gelen tabloya bakalım.
Mantık formel bir bilimdir. Hangisi olabilir? Tabii ki bilgi verdiğine göre dilin bildirme görevi olacaktır. Bu habere çok üzüldüm. Duygu mu? Evet. Nereye gidiyorsun? Dilin belirtme görevine. Görüşmeyeli nasılsın? Ne var ne yok. Bakın ne yapıyor? Sosyal ilişkileri güçlendiriyor. O halde törensele gidiyor muyum? Evet hocam. Ne diyorsam onu yap. Kes sesini. Emir cümlesi. Ne yapıyorsun? Yaptırma görevine gidiyorsun. Bu hafta sonu birlikte maça gidelim. Bakın eylemsel, yapalım, edelim, gidelim. Geçen seneki tatilde çok huzurluydum, çok mutluydum. Duygu belirtti mi? Belirtti. Belirtme görevi o halde. Eline sağlık. Yemek çok güzel olmuş. Törensel, nezaket demiştik. Yarın mantıktan sınavım var. Nedir? Dilin bildirme görevidir. Şimdi de bilgiyi aktarmaya aksatan nedenlere bakalım. 3 temel neden sayabilirim. Çok anlamlık, belirsizlik, olgusal ve sözel tartışmadır. Çok anlamlık da kendi içerisinde üçe ayrılır. Yani bilgiyi aktarmaya aksatan nedenlerden olan çok anlamlık da kendi içerisinde semantik, sentatik ve pragmatik çok anlamlık diye üçe ayrılır. Belirsizlik de semantik ve pragmatik belirsizlik diye ikiye ayrılır. Olgusal ve sözel tartışma da olgusal tartışma ve sözel tartışma diye ikiye ayırabiliriz. Şimdi gelin ilk olarak çok anlamlı bakalım. Çok anlamlı derken neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Kelimelerin birden çok anlama sahip olması çok anlamlı neden olur. Yanlış anlaşılmalara neden olur. Mesela ya durumu ağırdan alıyor ya da burnundan kıl aldırmıyor ya da burnundan geçilmiyor. Şimdi buradan burundan bahsederken adamın normal burundan bahsetmiyoruz değil mi? Buradaki mecazi anlamlar ya da birden çok anlama gelmesi değerli arkadaşlar anlamları sıkıntıya düşürebildiği kadar zenginleştirebildiğini de biliyoruz tabii. Ancak tek anlama gelseydi daha rahat olmaz mıydı? Mesela masadan bahsetmiş olsaydık, işte dört ayağı olan nesneleri üzerine bırakabildiğimiz, yazı yazabildiğimiz ya da işte çiçek koyabildiğimiz bir şey herkesin aklına geliyor değil mi? Peki şu dediğimde herkesin aklına aynı şey mi geliyor? Mesela Ahmet bugün bana çok soğuk davrandı. Soğuk derken burada neyi kastediyoruz değil mi arkadaşım? Burada mecazi anlama geliyor ve birden çok anlama geldiğinde bazen iletişimde sorunlar olabiliyor. Şimdi çok anlamlı çeşitlerini ele alalım. İlk olarak semantiği ele alalım. Semantik nedir? Dili anlam açısından inceleyen bir bilim dalıdır. Yani çok anlamlılıkla ilgili bir soru gelir ve bu anlamından kaynaklanan bir sorundan bahsediyorsa o halde semantik çok anlamlı işaretleyeceğiz. Bakın kalmak sözcüğü sınıfta kalmak anlamına da gelebilir, yanında kalmak anlamına da gelebilir ya da birçok anlama daha gelebilir. Şimdi gelelim ikincisine. Bu da sentatik. Bu nedir? Söz dizimidir. Yani kelimelerin cümle içerisindeki yerlerini ele alıyor. Sıfat mı, fiil mi, zarf mı, özne mi, yüklem mi? Yani söz dizimi, sözün cümle içerisindeki yerini, konumunu ile ilgili bir durum varsa sentatiği işaretleyeceğiz. Pragmatiğe gelelim. Bu nedir? Sözcüklerin iletişimde ya da yazıda farklı amaçlarla kullanılması olayıdır. Yani bir cümle yazı dilinde ya da söz dilinde farklı anlamlara gelebilir. Mesela bugün hava sıcak. Peki arkadaşım bu sıcak derken kime göre sıcak? Ne kadar sıcak? Urfa'daki bir adama göre mi sıcak? Yoksa Karadeniz'deki bir adama göre mi sıcak? Sıcaklığın boyutu net mi, kesin mi? Değil. Burada bir belirsizlik ve çok anlamlılık söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de bilgi aktarmayı aksatan nedenlerden olan belirsizliğe gelelim. Nedir bu? Bir kelimenin kullanıldığı cümle içinde nicelik ve nitelik açısından net, açık ve belirgin olmaması anlamına gelmektedir. Değerli arkadaşlar dedik ki mesela bu kitap çok kalın. Kitabın kalın olması kime göre? Neye göre? Mesela ben ilk başta kitap okumaya başladığımda 100 sayfa verseydiniz benim için çok kalındı. Ama şu an 400-500 sayfa verseniz ben bunu kalın olarak nitelendirmem. Çünkü artık okuyucu olarak kitabın kalınlığına bakmıyorum. Demek ki bir şey burada belirsiz değil mi? Peki 110 sayfadır demiş olsaydık netti, kesindi. O halde belirsizlik ne yapar? Anlaşılmayı da zorlaştırır. Şimdi belirsizliğin nedenlerine bakalım. İki tür neden sayıyoruz. Semantik belirsizlik ve pragmatik belirsizlik. Semantik belirsizlik şudur. Sözcüklerin anlam bakımından sınırının nerede başlayıp nerede bittiğinin belirsiz olmasıdır. Mesela dedik ya işte kitap kalındır dedik. Yani nerede başladı, nereye de bitti? Kime göre, neye göre? Ya da Kant büyük bir filozoftur dedik. Kime göre, neye göre, hangi kıyaslamaya göre bilmiyoruz. Ya da şöyle diyoruz ya, biraz ekmek verir misin? Biraz ekmek derken
bu kadar mı, biraz mı, yarısı mı, yarısından fazlası mı belli değil. Peki pragmatik belirsizlik nedir? Şudur hocam. Kişi kendisi biliyor bunun anlamını ama karşıdaki kişi bilmiyor. Mesela psikoloğa gittiniz, konuşuyorsunuz. İşte çocuğunuzun akrofobisi var dedi vesaire vesaire, bazı cümleler, daha kelimeler yan yana koydu. Anlattığını, anlaşıldığını düşünüyor ama karşı taraf tarafından anlaşılmıyor. Belirsiz bir durum söz konusu. Ya fobi tamam dedi de bu akrofobi ne bilmiyoruz. Bilmediğimiz için anlaşılmaz oluyor ve belirsizlik söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşım, bu belirsizliğin derecelerine ve belirsizliğin yarattığı aksaklıklara bakalım. Ve belirsizliğin sakıncalarını ele alalım. İlk olarak belirsizliğin derecelerinden ne kastettiğimizi anlatalım. Bunların şu özelliklerini sayabiliriz. Sözel bilgileri ifade eden cümleler, sayısal bilgileri ifade eden cümlelere göre daha belirsizdir. Kitap kalındır ifadesi nedir? Daha belirsizdir. Ama kitap 110 sayfadır dediğimizde daha belirli bir ifade kullanmış oluruz. Ve matematik ile mantık gibi bilimler, bu formal bilimler daha kesindir. Sözel dediğimiz sosyal bilimler daha belirsizdir. Fen bilimleri yine ona göre daha belirgindir. Daha belirliliği söz konusudur. Aynı şekilde bir sözcüğün hangi alanda kullanıldığı da çok önemlidir. Sosyoloji ve psikoloji alanında kullanılması daha fazla belirsizlik ifade ederken fizik, kimya alanında daha belirli olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda düşünsel varlıklarla ilgili kavramlar gerçek varlıklara göre daha belirsizdir. Günlük dil, bilim diline göre daha belirsizdir. Soyut kavramlar, somut kavramlara göre daha belirsizdir. Peki belirsizliğin sakıncaları nelerdir? Şunları sayabiliriz. Anlam belirsizlikleri iletişimde yanlış anlaşılmalara ve iletişim bozukluklarına neden olmaktadır. Anlam belirsizlikleri aynı zamanda yanlış aktarılmalara da neden olur. Ve kullanılan sözcüklerin anlam bakımından belirsiz olması, durumda ne kastettiği, ne amaçladığı, ne söylemek istediği bunun anlaşılmamasına neden olur. Yani dildeki çok anlamlık ve mantık hataları iletilen mesajın anlaşılmamasına, yanlış anlaşılmasına ve tartışmalara neden olur. Son olarak da olgusal ve sözel tartışmalara bakalım. İlk olarak olguyu tanımlayalım. Olgu nedir? Üzerinde deney ve gözlem yapılan her şeydir. Somut olandır. Yani bunu üzerinde gözlem yapıp deneye tabi tuttuğunda kesinliğini elde edebilirsin. Ve olgusal tartışmaya bir son da verebilirsin. Uzlaşmayla da bitirebilirsin. Nasıl? Diyelim ki sizin bir fikriniz var, tamam mı? Bu fikir de deney ve gözleme tabi tutulabiliyor veya bu bilinebiliyor. O halde bu olgusal tartışma sonlanabilir. Mesela şey dediniz. Dediniz ki işte Türkiye'nin başkenti Konya'dır dediniz. Bir başkası İstanbul dedi. Bir başkası Ankara dedi. Bu tartışma bir uzlaşmayla sonuçlanabilir mi? Evet. Denenebilir, söylenebilir, gidip görülebilir. Çünkü somut bir durum söz konusudur. Bu olgusal tartışma uzlaşmayla sonuçlanabilir. Sözel tartışmaya gelelim. Bu sözel tartışma da değerli arkadaşım kesinlikle her zaman uzlaşmayla sonuçlanamaz. Mesela neden onu söyleyelim ilk başta? Çünkü sözcüklerle, sözcüklerin anlamıyla ilgili bir durum söz konusu. Özgürlükten benim anladığımla senin anladığın aynı mı? Herkesin anladığı aynı mı? Hayır, herkesin özgürlük anlayışı birbirinden farklı olabilir. Mesela birine göre Türkiye çok özgür bir ülke olabilir. Diğerine göre çok despot olabilir. Ya da diğerine göre özgürlük diye bir şey de hiç olmayabilir. Tartışmamız burada konsensüs, yani uzlaşmayla bitebilir mi? Genelde değerli arkadaşlar bitmediğini size söyleyebilirim. Örnekler üzerinde gösterelim olgusal ve sözel tartışmayı. Olgusal tartışmaya şöyle bir örnek verelim. Bakın burada Türkiye'nin başkenti Ankara, Türkiye'nin başkenti İstanbul demişiz. Az önce gerçi bu örneği verdik. Burada tartışma son bulabilir mi? Son bulabilir. Çünkü geliriz Türkiye'ye bakarız, meclise bakarız, anayasasına bakarız ve bunun gerçekten Ankara'da olduğunu değerli arkadaşım size rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya da ihracat rakamlarımızı, ithalat rakamımızı ya da kimya alanındaki, fizik alanındaki herhangi bir durumu deneyle, gözlemle tespit ettiğimiz için bu tartışmayı uzlaşıyla sonuçlandırabiliriz. Ancak sözel tartışmayı öyle kolay kolay sonlandıramazsın. Mesela değerli arkadaşım, dostluğun nasıl bir kavram olduğunu, dostluk senin dostluk kavramın da başkasının gördüğü dostluk kavramı aynı mıdır?
Arkadaşa senin atfettiğin anlamla başkasına atfettiği anlam aynı mıdır? Kesinlikle değildir. Peki Everest dünyanın en büyük dağıdır cümlesinde bana göre, sana göre, ona göre değişmiyor değil mi? Çünkü o nedir? O kesindir. Ölçebilirsin. Bütün bilim adamlarını gönderebilirsin. Ya da bununla ilgili çalışma yapanları oraya gönderdiğinde herkes için nesnel sonuç verebilir. Ama dostluk nesnel bir sonuç maalesef vermez. Ne dostlar gördük onu da söylemiş olalım. Son olarak da anlama ve tanımlamaya bakalım, bitirelim. Tanımlama için şunları söyleyebiliriz. Nedir sorusuna cevap verir. Bir sözcüğün tanımını verme işlemine tanımlama denir. Tanımlama yapılırken neyi tanımlarız, niçin tanımlarız, nasıl tanımlarız sorularına cevap aranır. Tanımlanan şey bütün unsurlarıyla tanımlanmalı. Aynı zamanda tanımlanan şeyle ilgisi olmayan şeyleri dışarıda bırakmamız daha faydalı olur. Anlamaya geldiğimizde bir kelimenin, işaretin ya da davranışın ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak demektir. Kısacası bir önermenin içinde geçen sözcüklerin anlamının bilmesidir. Belirsizlik arttıkça anlama da azalmaktadır. Ve son olarak şu karikatürle dersimizi bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.